Yıkadınız mı okul gömleğini? Yıkadım abi. Astık kuruyor. Yengem banyo yapladı sağ olsun. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Kadir abi bir şey soracağım sana. Sen harikadan mı hoşlanıyorsun? Saçmalama kızım. Hayır tabii ki. O nereden çıktı? Ay ne bileyim, bir anlam veremedim de. E niye sildin ki o zaman görüntüsünü? Sen niye kaydettin ki öyle bir şeyi? Yani kızın bu kadar parası olduğu halde çaldığına göre demek ki psikolojik bir problemi var. Ayıp değil mi yani Aybüke? Yakışıyor mu size böyle bel altına olmak? O da bizle uğraşmasın o zaman. Haddini bilsin. Aybüke, bak bela istemiyorum. Efendi gibi okulunuza gideceksiniz. Düzgün düzgün dersinize girip çıkacaksınız. Bitti gitti ya. Yarın da okul müdürüne gidip o harikanın yaptığı her şeyi anlatacaksınız. İnşallah uzaklaştırma falan alır da kurtuluruz o manyaktan. Bu arada müzik yarışmasına katılacakmışsın. Hiç söylemiyorsun. Unutmuşum abi. İçeri girsek ya, üşüdüm ben. Hadi Aybüke gel. Şey. Melisa geldi de. Ömer'le ders çalışıyorlar içeride. Ben de rahat etsinler diye dışarı çıktım. Allah Allah ya. Bu kız da nedense hiç ayrılamıyor bizim mahalleden. Sen ne düşünüyorsun Kadir abi? Acaba Ömer'den falan mı hoşlanıyor? Ben ne bileyim kızım. Ben anlamam ki öyle işlerden. Neyse bir tanem ya. Sen de duştan çıktın. Hadi girin içeri, hasta olmayın. Hadi abi gel. Ay yok ya. Kütüphaneye çevirmişlerdir içeriye. Ben eve kaçayım. Hadi görüşürüz. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.